TÜSİAD ve TOB'un, Türkiye Odalar Birliği'nin birlikte açıkladıkları bildiri üzerinden siz hem TÜSİAD yöneticilerine ardından AKP ve diğer sorumlu konumdaki herkese sorular sordunuz. Amerika ile uzlaşmanın fiyatı budur. Amerika Türkiye'yi kurtarabilir mi diyorum. Hani uzlaşarak da kurtaramazsınız. Ayağına kapanın, teslim olun, yine Türkiye'yi kurtaramazsınız. Yani öyle bir kurtuluş yok. O çok önemli. Yani neden? Çünkü Amerika ile birlikte kurtaralım derken Rusya'yı, Çin'i, İran'ı bilmem ne hepsini birden kaybedersiniz. Bu iskelede bir ayağım iskelede, bir ayağım sandalda, sandal iskeleden ayrılıyor. Ben ama iskeledeki ayağımı bu tarafa çekmiyorum. Bacaklarım ikiye ayrılıyor. Böyle bir çözüm yok. Böyle bir çıkış yolu yok Türkiye için. Bugünkü dünyada. Bakın Almanya bile, değil mi? O Amerika'dan nasıl böyle kararlı bir şekilde kopuyor ve cephesini alıyor ondan sonra ve Türkiye'yi de kararlı olması ve direnmesi için hızla destekliyorlar. Siz bu koşullarda kim benim dostum, kim beni ölmek istiyor, kim benim ekonomimi yıkıma uğratıyor ve hangi ekonomiyle buraya geldim? Bunların muhasebesini yapmadan efendim bu tür bildiriler yayınlıyorsunuz. Şu bazı AKP TÜSİAD ve TOB'un yayınladığı bildiri benim gördüğüm çıkmazda çırpınanların bildirisi. Bir çözüm yok orada. İyi, iş adamları ama aslında şey öyle iş adamları insan, durumu aslında iyi görüyorlar. İş adamlarıyla yüz yüze konuştuğunuz zaman iyi görüyorlar. Ama böyle kamuoyunun önüne çıkıp böyle bildiri bildiri yazmaya kalktıkları zaman kime yazdırıyorlarsa o bildirileri, işte böyle bildiri çıkıyor. Onun için Tuncay Özilhan'ın o 18 Ocak günü İstişare Kurulu Başkanı TÜSİAD'ın yaptığı konuşma hakikaten stratejik. O da Vatan Partisi'nin programıydı. Dünya ekonomisinin ağırlığı Asya'ya kayıyor. Batı artık dünya ekonomisinin odağı olmaktan çıktı. Dünya siyasetinin odağı da ağırlığı da artık Asya'ya kayıyor. Gelecek Asya'da. Hatta o sırada Aydınlık'ta okumuştum. Aydınlığı bütün izleyicilerimize öneriyorum. Bu süreçte Aydınlık okuyarak aydınlanabiliriz. Doğru haberler orada. Bunu da orada okumuştum. Aydınlığın Recep Erçin ekonomi şefi Sayın Güler Sabancı'ya soruyor. Diyor ki nerede diyor dünyanın geleceği ve Türkiye'nin geleceği, doğuda mı batıda mı diye soruyor. Çok veciz, özlü, iki sözcükten oluşan bir cevap. Üretim doğuda. Üretim doğuda. Artık dünyada üretim doğuda. Dünyada Çin'in üretimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimini geçti. Dünya ekonomisinin büyümesine Çin'in her yıl katkısı %39, Hindistan'ın %19, Amerika'nın %16. Şimdi bakın, Çin artı Hindistan toplamı %58, Amerika %16. Dünya bu.